Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Tarih denemelerimizin üçüncüsüyle karşınızdayım. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Evet, ilk sorumuz arkadaşlar. Yukarıda verilenlerden hangileri İslamiyet öncesi Türklerde gelişen sanat dalları arasında yer alır? İslamiyet öncesindeki sanat dalları arasında çadır, yani dokuma sanatı yer alıyor. Maden işleme zaten geleneksel sanatımız. Fakat hat sanatı İslamiyet'e girdikten sonra gelişen bir sanat dalıdır. Sanat dallarındandır soruyor arkadaşlar. Doğru cevabımız ne olacak? Bursa seçeneği yani 1 ve 2 olacak. İkinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi Mısır'da hüküm sürmüş Türk İslam devletlerinden biri değildir? Zaten biz bunun kodlamasını yapmıştık. Tema diye kodluyorduk. TMO diye kodluyorduk. Tolunoğulları, İşitler, Eyyubiler, Memlükler, Osmanlılar. Bunlar hüküm süren Türk devletleri arkadaşlar. Bir de kurulan Türk devletleri var. O da Tema diye kodluyoruz. Tolunoğulları, Eyyubiler, Memlükler ve Akşitler, yani İşitler olarak geçiyor. Bunlar içerisinde hüküm sürmüş devletlerden olmayan hangisidir? Harzemşahlardır. Yani cevabımız Denizli seçeneği olacak arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Değerli arkadaşlarım, Anadolu Selçuk Devleti'nin doğudan gelen Türkmen boylarına yurt göstererek Anadolu'yu yerleştirme ve Boğaba ve boyları küçük birimlere ayırma politikalarının amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? Yani onları oba boy birimlere ayırması arkadaşlar, yani merkezi otoriteyle ilişkili zaten biliyorsunuz. Bir var. İkincisi, Anadolu'daki Türk nüfuzunu arttırma. Sonuçta teşkilatlandırıyorsun. Teşkilatlandırıyorsan nüfus kurma amacı da taşır. İki de var. Üç, boyların güçlenerek merkeze tehdit unsuru olmalarının önüne geçme. Evet, bu da boyların kendi başına hareket etmesinin önüne geçiyorlar. O da var. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 3 olacak değerli arkadaşlar. Dördüncü sorumuz, Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren İstanbul Belediye Başkanlığı için aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır? Şimdi biz bu kavramların bazılarını biliyoruz, bazılarını bilmiyor olabiliriz. Nedir mesela? 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren arkadaşlar, bir kere belediye başkanı olarak kullanılan görev nedir? Şehremelidir. Asesbaşı ne yapar? Asayiş, gece güvenliği, gece inzibatı, polis müdürü şeklinde görüşülüyor, konuşuluyor. Yani asesbaşı dediğimiz zaman arkadaşlar, bir nevi inzibat, asayiş, güvenlik müdürü diyebiliriz arkadaşlar. Şıhne, Selçuklar'da eyalet ve vilayetlerin başındaki hanedan üyesi olmayan askeri valileri verilen isimdir. Muhtesip, çarşı pazardan sorumlu olan, kadı denetiminde çalışan, bugünkü belediye zabıtası işlevindeki görevlidir. İhtisap ağası ise arkadaşlar, yani 1800 yıllara kadar İstanbul'un belediye işleriyle ilgilenen görevlidir. Ama soruda 19. yüzyıl dediği için 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren şehremelik görev alıyor. Cevabımız Bursa seçeneği olacak. Beşinci soru nedir? Beşinci soru bakalım arkadaşlar. Yukarıda verilenlerden hangileri Osmanlı Devleti'nin taşra idari birimlerinden biri değildir diye sormuş arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde idari birimler eyalet, sancak, kaza, köy gibi birimlere ayrılıyor arkadaşlar. Fakat paşmaklık bir toprak çeşididir arkadaşlar. İdari birim değildir. Malikane de yine bir toprak çeşididir. Üstün hizmet gösteren devlet adamlarına verilen topraktır. Paşmaklık da hükümdarın eşi, kızları, çocuklarına verilen toprak bu da. İdari birim sadece bir seçeneği olacak arkadaşlar. Sancak. Hani diğer idari birimleri de bilelim. Eyalet, kaza, köy. Bunlar nedir? Diğer idari birimlerdir. Altıncı sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Baba Ali baskını gelişmelerinden hangilerine neden olmuştur? Baba Ali baskını 1913 yılında gerçekleşen Türk tarihinin İlk askeri darbesidir arkadaşlar. İttihatçılar yönetime tamamen egemen olmuşlardır. Bakalım seçeneklerden hangileri var? 1. İttihat ve Terakki'nin parti dikkatine gitmesi. Bu var. 2. 1909 yılında anayasa değiş. Arkadaşlar kronolojik olarak baktığımız zaman bu olay 13'ten önce. Demek ki bu olamaz.
İkinci Abdülhamit de yine olamıyor. Çünkü o da 1909'da tahttan indirilmişti. Dolayısıyla yalnız bir seçeneği aradığımız doğru seçenek olacak. Evet, yedinci sorumuz. Yukarıda verilenlerden hangileri birinci TBMM'de var olan gruplardan biri değildir? Evet, birinci TBMM'de var olan gruplar arasında hangileri var arkadaşlar? İşte İstiklal grubu var, Halk Zümresi var, Tesanüt grubu var, Yeşil Ordu grubu var, Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk grubu var. Ama Felaha Vatan birinci TBMM'de değil, Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kurulan gruptu. Müdafaa Hukuk grubu kesinlikle var. Yeşil Ordu da var. Dolayısıyla doğru cevabımız ne olacak? Edirne seçeneği olacak arkadaşlar. Evet, geldik 8. grubumuz, 8. sorumuza. Aşağıda verilen sorunlardan hangisi Sivas Kongresi ile ilgili değildir arkadaşlar? Evet, bakıyoruz. A. Amerikan mandacılığının ısrarla savunulması. Evet. Ali Galip olayı. Evet, bu kongrede yaşanıyor. Ankara'nın milli mücadelenin merkezi olması konusundaki fikir ayrılıkları. Hayır arkadaşlar, bu Sivas Kongresi'nden sonra gerçekleşen olay. D. Sivas Kongresi'ne katılımı beklenen delegelerin önemli bir kısmının engellenmesi. Kongre başkanına Rauf Bey'in de adaylığını yine koyması. Evet, cevabımız Ceyhan olacak. Yani alakası olmayan, Sivas Kongresi'ndeki yaşanan sorunlardan biri olmayan konu neymiş? Ankara'nın milli mücadelenin merkezi olması sorunu. 9. Aşağıda verilen İstanbul basının önde gelen gazetelerinden hangisi milli mücadeleyi desteklememiştir diye söylüyor arkadaşlar. Arkadaşlar, İktam destekliyor, Tasvir-i Efkar destekliyor, Sebil-i Reşat destekliyor, Akşam destekliyor, fakat Alemdar kesinlikle desteklemiyor. Hani desteklemeyen gazeteler arasında sadece Alemdar mı var? Hayır. Mesela Peyami Sabah diye bir gazete var. Aydede diye bir dergi var. Ümit diye bir dergi, Türkçe İstanbul diye bir gazete bulunuyor. Türkçe İstanbul. Başka İrşat var, Tan gazetesi var ve Alemdar var. Hani bunlar içerisinde en çok sorulan hangisi? Peyami Sabah'a dikkat edin. Bir de Alemdar'a dikkat edin. Gelebilir. Evet, 10. sorumuz arkadaşlar. Mudanya Mütarekesi'ndeki İstanbul ve Boğazların yönetimi TBMM'ye bırakılacaktır. Maddesiyle durumlarından hangilerine ulaşılabilir diye sormuş arkadaşlar. Bakıyoruz. Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdi. Evet, Osmanlı Devleti yok sayılı, dikkat ederseniz kağıt üzerinde tamamen sona erdiğini söyleyebiliyoruz. 2. Osmanlı hükümetinin anlaşma devletlerince de yok sayıldı. Evet, sonuçta karşılıklı iki taraf arasında imzalanıyor. 3. İstanbul ve Boğazların düşman işgalinden kesin olarak kurtarıldı diyor. Hayır, kesin diye bir şey yok arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Yani Bursa seçeneği. Evet, yukarıda verilen partilerden hangilerinin kuruluşunda Mustafa Kemal'in etkisi olmamıştır diye bir soru arkadaşlar. Mustafa Kemal'in kuruluşunda etkili olduğu partiler iki tanedir. Biri Halk Fırkası, biri Serbest Cumhuriyet Fırkası. Ama Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası yoktur. Cevabımız Bursa seçeneği olacak. Evet, 12. sorumuz. Yukarıda verilenlerden hangileri toplumsal alanda laikleşme çabası kapsamındadır? Bakıyoruz. 6. Atatürk ilkesinin anayasaya yer alması. Laikleşme de var. Tekke zaviye türbelerin kapatılması laikleşme içerisinde var. Mecellenin yürürlükten kaldırılması yine laikleşme içerisinde bulunuyor. Fakat bir seçeneği yok arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz 2 ve 3 olacak. Devamımız Edirne. Toplumsallaşma dediği için şimdi biz genel laikleşme düşündük. Neyse. Geldik 13. soruya. Atatürk döneminde dış siyasette yaşanan sorunlarından hangileri Milletler Cemiyeti kanalıyla çözüme kavuşturulmuştur diye bir soru arkadaşlar. Nüfus mübadelesi değerli arkadaşlarım, baktığımız zaman Milletler Cemiyeti bu konuyla ilgili bir çözüm üretemiyor. İki ülke arasında yapılan anlaşma gereğince bu konu çözülüyor.
Dolayısıyla bir yok. Hatay kesinlikle Milletler Cemiyeti'nin aracılığıyla çözülüyor. Boğazlar da yine aynı şekilde cevabımız Edirne seçeneği olacak. Evet, soruları ben de ilk defa çözüyorum arkadaşlar. Hani bazen böyle dilimiz sürçebilir. Affola. Bir önceki denemelerde de ufak bir iki yerde tarihsel hatamız olmuş. Gerçi onları açıklama kısmında belirttik ama oluyor yani arkadaşlar. 14. Soru bayağı bir uzun. Mudanya'nın konferansında Türk ulusunu sadece TBMM temsil etmiş. Bu ateşkes antlaşmasıyla ittifaklar İstanbul ile Boğazlar'ın yönetimini TBMM'ye bırakarak Osmanlı yönetiminde hukuken ortadan kaldırmış olduklarını kabul etmişlerdir. Mudanya sonrası İstanbul hükümetiyle ilişkilerini devam ettirmeleri 1. Dünya Savaşı galiplerinin öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisiyle bu davranışlarına samimi olmadıklarının bir göstergesidir diyor arkadaşlar. Hani soruyu gerçekten anlamak zor. Paragraf sorusu. Bir daha okuyalım. Mudanya sonrası İstanbul hükümeti ilişkilerini devam ettirmeleri 1. Dünya Savaşı galipten öncelikli olarak aşağıdakilerden samimi olmadıklarının bir göstergesidir. Evet. Yani burada diyor ki İstanbul hükümetiyle bu ilişkilerini sürdürmeleri hangi konuda ortaya çıkıyor? Hani hangi olayla ortaya çıkıyor? Bakıyoruz. A. Vahdettin'in vahife kimliğini kullanmaya çalışmaları. Hayır. B. Ankara'nın başkent yapılmasına karşı çıkmaları. Bunda alakası yok. Kapitülasyonların kaldırılmasına direnmeleri. Yine aynı şekilde bir ilgisi yok. Yani Osmanlı Devleti'nin devamıyla ilgili bir şey olacak. D. Yurt dışına zorunlu olarak çıkarılan hanedanı kollamaları ve yeni Türk Devleti'ne karşı kullanmaları. Bu da yok. E. Lozan barış görüşmeleri İstanbul hükümetine davet etmeler. Sonun cevabını da en sona koymuşlar. Evet. Terletti bir soru. Hani soru zor değil de işte Türkçe sorusu gibi anlamak gerekiyor. Biraz uğraştırıyor yani öyle söyleyeyim. Evet geldik 15. soruya. Yolu yarıladık. Yarıyı geçtik arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde gerçekleşen eğitim kültür alanındaki gelişmelerdendir? Evet bakıyoruz arkadaşlar hangileri gelişmeler arasında yer alıyor. Etnografya Müzesi var. Halk evlerinin açılması var. Ama köy enstitüleri arkadaşlar 1941-40-41 yıllar arasında. Dolayısıyla Atatürk döneminde yok. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Evet 1938'de kurulan bağımsız Hatay Cumhuriyeti aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığı yapmıştır? Evet Cumhurbaşkanı dediği için direkt Tayfur Sökmen diyeceğiz. Meclis Başkanı Abdülgani Türkmen, Başbakan Abdurrahman Melek cevabımız Adana olacak. Hani buradan soru gelebilir. Bu aralar hani bir ara Kıbrıs'ta gerilim oldu ya oradan dolayı belki sorabilirler. Evet, 17. sorumuz 1934 yılında soyadı kanunun kabul edilmesiyle yukarıdakilerden hangilerinin amaçlandığı söylenebilir diye soruyor arkadaşlar. Bireyi hukuk sistemi içinde belirginleştirmek, evet kesinlikle var. Karışıklıkları önlemek, resmi işlemlerde kolaylık bu da var. Ticarette soyadının bir ilgisi yok, cevabımız Bursa seçeneği olacak. Evet. 18. Mondros Ateşkesi'nden sonra Osmanlı topraklarını işgal eden yukarıdaki devletlerden hangileri sıcak çatışma yaşanmadan Misak-ı Milli sınırlarından ayrılmıştır? Evet bunlar içerisinde sıcak çatışma yaşamadığımız iki tane ülke var. Kimler var bunlar? İngiltere var, İtalya var. Ermenistan'la sıcak çatışma yaşadık. Dolayısıyla cevabımız ne olacak arkadaşlar? 1 ve 2 olacak. Tabii İngiltere Yunanistan'ı destekliyor ama sonuç olarak İngiltere ile doğrudan bir çatışmamız yok. Geldik 19. soruya. Ne diyor? Atatürk döneminde gelişmelerin oluş sırası aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Bakalım Boğazlar Komisyonu 1936'da kalkıyor. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'nin üyeliği 1932. Irak sınırının belirlenmesi 1926. 3, 2, 1 yani Edirne seçeneği doğru seçeneğimiz olacak arkadaşlar. Evet, aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde ekonomide takip edilen politikalardan biri değildir? Denk bütçe politikası var, devletçilik ilkesiyle planlı kalkınma var, toprak reformu başarıyla uygulanamıyor arkadaşlar, başarısız oluyor. O yüzden bunu alamıyoruz.
Aradığımız seçenek Ceyhan seçeneği olacak. Diğer seçenekler de doğru. Cevabımız Ceyhan. Geldik 21. sorumuza. Evet, tünelin ışığı görünüyor yavaş yavaş. 1926 yılında Türk Medeni Kanunu'nun kabulüyle ilkelerinden hangileri pekiştirilmiştir? Medeni Kanun. Hani Medeni Kanun eşitliği sağlıyor. Halkçılık var. Başka arkadaşlar bir de ne var? Çağdaş, laik, modern hukuk kanunu için laikliği de çağrıştırıyor. Ama devletçilik ekonomiyle ilgili cevabımız 1 ve 3 olacak Ceyhan seçeneğinde. Evet, 22. Yeni Türk Devleti'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun varisi olduğuna gelişmelerinden hangileri somut örnek teşkil eder? Evet, somut örnek olarak nüfus mübadelesinin gerçekleşmesi. Evet, biz hani topraklarımızda halen Osmanlı vatandaşlarını barındırıyor olmamız, onları değiş tokuş yapmamız varisi olduğumuzu gösteriyor. B ne diyor? 2. Devlet borçlarının ödenmesi. Evet, Osmanlı'nın borçlarını da ödüyoruz. C. Sadabat Paktı'nı imzalamış. Yok, bu Sadabat Paktı'nın Osmanlı ile bir ilgisi yok. Cevabımız 1 ve 2 olacak arkadaşlar. Geldik 23. soruya. Ne diyor arkadaşlar? Diyor ki her türlü yükselme ve gelişmeye kabiliyeti olan milletimizin sosyal fikri inkılap adımlarını kısaltmak isteyen engeller mutlaka ortadan kaldırılmalıdır. Atatürk'ün 1924 yılında sarf ettiği bu sözleri ilkelerinden hangilerinin doğrudan kapsamına girer? Evet. Bakıyoruz. İnkılapçılık bir kere ne var? Yükselme kelimesini gördük mü? İnkılapçılık kesinlikle var. Bakıyoruz. Halkçılıkla ilgili bir şey var mı? Eşitlik var mı? Yok. Eşitlik yok. Her türlü yükselen geçmek ayrımcılığı sosyal fikri inkılap adımı kısaltmak isteyen genel noktadan ortadan kaldırılmalıdır diyor. Evet, cumhuriyetçilik de çıkar. Evet, cumhuriyetçilik de çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Bakıyorum. Bütün sosyal fikri inkılap adımlarını kısaltmaya çalışan engeller mutlaka ortadan kaldırılmalıdır diyor. Evet. 1-3. Evet, bunun cevabına bir bakmak lazım. Hemen bir bakayım arkadaşlar. Hemen videoyu durduracağım. Evet, yani soruya baktım. Soru cevabına baktım. Cevap yalnız 1 olacak arkadaşlar. İnkılapçılık olacak. Doğru seçeneğimiz 1. Hani yükselme, gelişme. Acaba dedim cumhuriyetçilik olabilir mi? Cumhuriyetçilikle ilgili bir kelime aradım. Bulamadım. Yok. Halkçılıkla ilgili de bir kelime aradım. Onu da bulamadım. Gene de emin olmak için cevap anahtarına bakmak gerekiyor. Cevap Adana seçeneği. Yani yazar arkadaşımız nasıl, neyi düşünerek nasıl yazdığını da belirse keşke güzel olacaktı. Çözümlü olsaydı iyi olurdu. Bakardık. Evet. Geldik 24. soruya. Diyor ki 1934 yılında imzalanan Balkan Antantı'nın hususlarından hangilerine yer verilmiştir? Evet. Ne diyor? Türkiye'nin gelecekte çıkacak bir Rus-Roman savaşına taraf olmaması. Evet. Pakta üye devletlerin birbirine sınır güvence altına alması doğrudur. Pakta üye devletlerden birine Balkanlar dışından bir saldırı olsa birbirine askeri destek vermeleri. Evet, bu da var. Cevabımız Edirne. Bayağı detay soruymuş ya. Alan sorusu gibi. İnşallah size o kadar detay çıkmaz. 25. Aşağıdakilerden hangisi 1940-1960 yılları arasında yapılan icat ve keşiflerden biri değildir? Evet. Bakıyoruz. İlk kalp nakli 1967. İlk nükleer reaktör 1942. Çocuk felci aşısı 1952. Lazerin icadı 1960. Transistörün bulunması 1947. Hani bakıyoruz. 1967 ilk kalp naklinin yapılması doğru seçenek değerli arkadaşlarım olacak. Evet, İtalya'nın 2. Dünya Savaşı'nda Süveyş kanalını ele geçirmek istemesi hangi devletin çıkarlarını tehlikeye düşürmüştür? Yani direkt Süveyş kanalı o dönemde Mısır'a hakim olan İngiltere'nin çıkarlarını tehlikeye düşürüyor arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. Ve geldik son soruya. Ne diyor? 27. Türkiye yukarıdaki uluslararası örgütlerden hangilerinin kurucu üyesidir?
Evet arkadaşlar, Avrupa Kömürçek Topluluğu, yani bu Avrupa Birliği'nin yok. Bağımsız Devletler Topluluğu da Rusya'nın dağılmasıyla kurulan 15 devletin bir araya gelerek kurduğu bir topluluktu. Türkiye bununla da ilgisi yok. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın kurucu üyesidir arkadaşlar. NATO'nun kurucu üyesi değiliz. Üyesiyiz ama kurucu üyesi değiliz. Dolayısıyla cevabımız yalnız 3 seçeneği olacak değerli arkadaşlarım. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar izlemişseniz videoyu beğenmişsiniz demektir. Sizlerden ricamız, kanalımıza destek olalım. Videolara like atalım. Kanalımıza da abone olalım. Videoyu izleyenlerin %90'ı abone olmayan kullanıcılar. Sizlerden ricamız, biraz emeğe de destek verirseniz çok seviniriz. Hepinize sınavınızda başarılar diliyorum. Hoşça kalın.